<laughs> evet herkese merhaba, Hubiyar Köyü'ndeyiz. Döndüğünü dolaştık ve yine e, Hubiyar'a, atan yurduna, e, pirimizin, ecdadımızın mekanına geldik. E, şimdi bugün sizlere 61. E, yılında Hacı Bektaş Veli Etkinlikleri'ni e, değerlendireceğiz. E, 15, 16, 17, 18 Ağustos tarihlerinde e, 4 günlük etkinlikler vardı. Normalde biliyorsunuz bu etkinlikler 16, 17, 18 tarihlerinde yapılıyor. Ancak bu sene Kültür Bakanlığı'nın da işin içine girmesi ve kendisinin de alternatif bir etkinlik düzenlemesi sebebiyle 15'ine de kapsamış oldu. 15'inde Kültür Bakanlığı'na bağlı Kültür ve Cem Cemevi, Cemevi ve Kültür Başkanlığı etkinlik düzenledi ve bu etkinlik daha sonra, 16'sında 17'sinde onlarla birlikte adelen yani Kültür Bakanlığı'yla birlikte hareket eden Alevi kurumlarının kimi Alevi kurumlarının aslında sayıca çok fazla değildi ama bu kurumların da etkinlikleriyle üç güne yayılmış oldu. Şimdi bunun karşısında da tabii ki Alevi kurumları ile Hacı Bektaş Belediyesi aslında geleneksel olarak her yıl bu şekilde yapılıyordu. Ee, bu kurumlar yani yapıyordu. Ee, esas sahibi Hacı Bektaş Belediyesi, Hacı Bektaş Belediyesi ile birlikte de Alevi kurumları ortaklaşıyorlardı etkinliklerde. Ve bu da 16, 17, 18 e, Ağustos tarihlerinde yapılıyor iri. Şimdi e, bu sene tabii ki bu çekişmeye sahne oldu. Ee, Kültür Bakanlığı'na bağlı e, Alevi Bektaş'ı Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile, e, belediye ve Alevi kurumlar arasında bir e, çekişmeye sahne oldu bu seneki etkinlikler. Evet esasında bu çekişmenin içerisinde belediye çok yoktu. alibi e, Alevi kurumlar özellikle e, Kültür Bakanlığı ile bir çekişme içerisinde idi. Bu bütün etkinliklere de yansıdı. E, i̇tiraz şunaydı, geleneksel olarak yapılmak istenen etkinliklere... İlk ee, ilk önce Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Kültür Bakanlığı üzerinden müdahil olmak istedi. Belediyeyle birlikte yapmak istediği Bununla ilgili görüşmeler oldu filan ama Alevi kurumları başından itibaren bu kurumu tanımadıklarını ve bu tanımadıkları bu kurumlarda ortak iş yapmayacaklarını ifade ettiler. Bunun üzerine e, Kültür ve Cemevi Başkanlığı da e, kendisi alternatif etkinlikler organize etti. 15, 16, 17 tarihler içerisinde. Belirgin olarak işte Horasan Erenleri Derneği Federasyonu gibi bir kurum var. Ee, yani çok yaygın olmasa da bu isimle bilinen bir kurum var. Bunlar vardı. Ee, diğer taraftan da ee, Alevi Vakıflar Federasyonu e, destekliyordu Kültür Bakanlığı'nı. Kültür Bakanlığı etrafındaki kurumlar e, aşağı yukarı bu şekilde ifade ediliyor. Ee, Belediye ile birlikte yapan Alevi kurumlar ise... E, işte Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Bektaşi Federasyonu'na bağlı özellikle yaygın örgütlenmeye sahip Alevi kültür dernekleri, Pisto'dan Abdal Kültür Dernekleri ve diğer bağımsız ya da şubesiz kurumlar diyebileceğimiz kurumlar vardı. Eee ayrıyetten de Alevi Dernekleri Federasyonu olarak da bildiğimiz İstanbul'daki federasyon da bu işin içerisindeydi. Tabii ki Alevi Avrupa Alevi Konfederasyonu da destek veriyordu. geniş çaplı Alevi örgütlenmesi belediye ile birlikte hareket ediyordu bu anlamıyla baktığımız zaman. Şimdi orada tabii ilginç şeyler yaşandı. Bu ilginç şeylerden bir tanesi e, Alevi kurumları Kültür Bakanlığı dergahta protesto edeceğini söylediler. Çünkü bunlar bu alternatif etkinliğin yapılmasını istemiyorlardı ve dergahın kimi etkinliklere kapatılması da Alevi kurumlarına kapatılması iddiaları vardı. Kültür merkezini Alevi kurumlarına ve belediyeye vermeme gibi bir tavır içerisindeydi Kültür Bakanlığı'nın yani vermedi. Kendi ile birlikte hareket eden kurumlara tahsis etti. Buradan kaynaklı olarak da Alevi kurumlarının bir protestosu vardı. Bu protesto gerçekleşti. Oturma eylemi yaptılar Alevi kurum başkanları ve Kültür Bakanı e, Alevi kurumlarıyla görüşmeyi kabul etti. kendi beyanlarına göre aslında aylardır Kültür Bakanı ile görüşme yapmak istiyor Alevi kurumları. Fakat Kültür Bakanlığı bu konuda kendilerine randevu vermiyorlar. ancak bu oturma eylemi neticesinde kendisi bizzat talep ediyor, Alevi kurumla görüşmeyi talep ediyor ve böylelikle aslında Alevi kurumları eyleminde başarılı oluyorlar ve Kültür Bakanı kendileriyle görüşme talebinde bulunuyor. Bu e, esnada ilginç olan şu, e, dikkat çekici olan şu, Alevi kurumları diyorlar ki biz e, kültür ve cemevi Başkanı tanımıyoruz. Tanımadığınız içerisinde bu görüşmede kesinlikle onun başkanı olan Ali Rıza Özdemir olmayacak diyorlar. E, Haber Kültür Bakanlığı'na iletiliyor ve Kültür Bakanı da buna tamam diyor. Evet diyor, e, arkadaşlarımızın şartını kabul ediyoruz. Biz bir sohbet edebiliriz ve kesinlikle Ali Rıza Özdemir bu görüşmede olmayacak diyor. Ancak... Görüşme yapıl görüşmenin yapılacağı yere önce bir kurum yöneticileri giriyor. Orada beklerler, bekliyorlar. Ve bakan geliyor. Bakan gelirken hemen arkasından koştura koştura Ali Rıza Özdemir de içeriye giriyor. Yani bakanı da yok sayacak, verdiği sözü de yok sayan bir şekilde Ali Rıza Özdemir içeri giriyor. Buradan yapılan yorumlar şöyle, açıkçası benim de yorumum bu şekilde. Ali Rıza Özdemir, yani Ali Bektaşi Kültür ve Cemil Başkanlığı, Kültür Bakanlığına bağlı, yani Kültür Bakanlığına, bakanlığına demeyeyim de, Kültür Bakanlığına bağlı değilmiş gibi. Daha farklı yerlere bağlıymış gibi hareket ediyor. Farklı yerden kastım ne? Ya benim yorumum çok net şuydu. AKP iktidarı, kendi iktidar döneminde Alevi meselesini hiçbir zaman muhataplık olarak kullanmadı. Yani muhataplık kurmadı. Muhataplıklarını aslında çalıştaylar sürecinde Fethullah cemaatine, devretmişti. Onlarla bir ilişki kurduruyordu Alevilerle ve hatta hatırlarsak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan Alevi kurumları vardı. Bu kurumlarda Fethullahçıların kurdurduğu Alevi kurumlarıydı. Yani 15 Temmuz öncesinde aslında AKP iktidarı Alevilik meselesini Fethullahçılara bırakmıştı. Şimdi ise gördüğümüz, izlediğimiz ve benim de bir takım e, izlenimlerim, e, Kültür ve Cemevi Başkanlığı da yani şu anda da Alevilik meselesi de, Alevilik konusu da e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne bırakılmış durumda. Yani Ali Rıza Özdemir e, AKP'nin bürokratı gibi değil, e, MHP'nin bürokrati gibi e, davranıyor ki kendisinin siyasi yaklaşımları geçmişlerde buna uygun yani. hani burada bu kökenli, buradan e, beslenen bir e, kişi Ali Rıza Özdemir kendisiyle ilgili bilgilere baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. O anlamıyla aslında arkadaşlarımızın söylediğine göre Kültür Bakanı da Ali Rıza Özdemir'in oraya girmesine biraz şaşırıyor. Çünkü söz verilmiş, konuşulmuş ve buna rağmen Ali Rıza Özdemir buraya gelmiş. oradan hani yaptığımız yorum biraz güçleniyor. Çünkü Ali Rıza Özdemir bakanı da takmıyor. doğrudan kendisi MHP'ye bağlı çalışıyor gibi geliyor bana da. Evet işin bu tarafı ama netice itibariyle Alevi kurumları Ali Rıza Özdemir'i konuşturmuyorlar. Kesinlikle söz almak istediği zaman da kalkıyorlar ve orayı da terk ediyorlar. Bakanla görüşmeler yapılıyor ve bakana Alevi kurumları itirazlarını sunuyorlar. Bunu kabul etmeyeceklerini ifade ediyorlar ve bakan da Eylül ayında tekrar bir görüşme yapalım, bize bir misafir olun, orada bütün bu konuları değerlendirelim diyor ve bu görüşme bu şekilde sonlandırılıyor. Görüşmeye ilişkin Alevi kurumlar içerisinde farklı değerlendirmeler söz konusu ama aldığımız genel kanaat, e, kurumlardan edindiğimiz genel kanaat e, Alevi kurumları hem e, Kültür ve Cemevi Başkanı olan tavırlarını ortaya koyuyorlar hem de biraz e, Ali Rıza Özdemir'in saygısızca davranışı, kendisinin bağlı bulunduğu bakanlığı da yok sayan e, bürokrasiye, uygun olmayan bir tavır sergilemesi de biraz deşifre oluyor ve bakan da bunun açıkçası görmüş oluyor. Netice itibariyle Alevi kurumları bu konudaki itirazlarını dile getiriyorlar. Evet, etkinlikler süresince tabii Alevi kurumları bakanlığın yapmış olduğu faaliyetler karşısına protesto gösterilerini meydana getirdiler. Kültür Merkezi önünde eee eğer kendi programları yoksa o boş saatlerinin tamamında Kültür Bakanlığı önünde e, megafonlarla hoparlörlerle e, halkla birlikte değişler çalındı, semahlar dönüldü ve bir taraftan da aslında e, Kültür Bakanlığı ile birlikte hareket eden kurumlar ve onların etkinlikleri de e, protesto edilmiş oldu. Hani halkı oraya sokmak yerine e, onların etkinliğini izlemesine e, izin vermek yerine. Onları alanda tuttular ve gördüğümüz şuydu Kültür Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı ile birlikte hareket eden kurumlar salonlara hapsolmuştu. olmuştu. Ama Alevi Bektaşi kurumları bir bütün olarak sokağa ve meydanlara hakimdi buraya hakimiyetlerini kurmuşlardı bu çok belirgindi yaptıkları yürüyüşlerle meydandaki etkinlikleriyle çok belirgin bir şekilde bunu görebiliyorduk. Şimdi bir de Kültür Bakanlığı'na bağlı ya da onunla birlikte hareket eden kurumlar bir yaptılar Alivi cem yaptılar eee hani bir içerisinde. Cemi ben de şöyle bir baktım hani gördüm. Genel olarak tabii ki sayısal anlamda bir sorun yok insanlar orada kimisi çünkü bu çekişmeden Alevi toplumundaki kimi insanların haberi bile yok. Hele hele oraya gelen romanlar hiç umurunda değil. Onlar nerede iki e, salsı tıngırdasa e, orayı dolduruyorlardı. Dolayısıyla e, dergah içerisindeki e, yapılan Cem'de de e, sayısal anlamda bir sorun sıkıntı yoktu. Ama örneğin Cem'i yürüten e, Baki Güngör'e yönelik çok itirazlar okudum ben. Yorumlarda okudum. Çünkü Baki Güngör'le ilgili özellikle yurt dışında farklı sıkıntılar olduğu söyleniyor. Tabii bu bizi ilgilendiren bir mesele değil. Özel meseleler. Ama buna yönelik çok ciddi Cem Vakfı'ndan dahi itirazların olduğunu, Baki Güngör'ün Cem Vakfı'yla da sorunlar yaşadığı filan söyleniyor vakti zamanında. bir takım nedenlerden dolayı bilemeyiz. Ama netice itibariyle silahların gölgesinde koruma altında, polis koruması altında bir Cem yapılması orada çok şık olmadı. E, ama diğer taraftan da Cem'e katılan kimi dedelerde de razı olmadıklarını, bu Cem'e rızalıkları olmadıklarını söylediler. E, onlar da orada bir darda kaldı, bir tartışmada yaşandığı ifade ediliyor. İşin o kısmında ben orada değildim. Şimdi diğer taraftan tabi e, e, tabii bütünüyle bu e, belediyenin ve bir kurumların yaptığı etkinliklerin tamamına yönelik olumlu bir bakış açımız olduğunda söyleyemem. Hani bunu da şunun için söylüyorum. Ee, özellikle e, Hacı Bektaş Belediyesi'nin kimi nedenlerden dolayı e, bu, bu işi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne havale etmiş olduğu görüldü. Bu kimi nedenler dediğim nedenlerin başında ekonomik sıkıntılar olduğu söyleniyor. Ancak her ne olursa olsun Alevi toplumunun bunu yapacak gücü vardır. Alevi kurumlarının bu etkinlikleri meydana koyacak, meydana getirecek gücü vardır bu etkinliklerin e, Kültür Bakanlığına bu kadar karşı çıkılırken e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne havale edilmesinde doğru bulmadığımı ve bunun yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Kaldı ki sadece bu seneyle sınırlı kalınmamış. Ekrem İmamoğlu bizzat kürsüden ifade ettiğine göre 4 yıl önümüzdeki 4 yıl boyunca da birlikte organize edilmesi konusunda protokol imzalanmış. E, bu böyle gözüküyor. Bu sene İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çok müdahalesi gözükmüyordu, anlaşılmıyordu. Ben biraz ödüllerde bunu bu hissiyata vardım, ama onun dışındaki kısımlarda çok belirgin bir belirlemesi yoktu. Ama önümüzdeki yıllarda bu neye evrilir, nasıl bir şeye dönüşür açıkçası bunu bilemiyorum. Ama ilkesel olarak Kültür Bakanlığı'na karşı çıkan bu anlamıyla birisi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ya da herhangi bir belediyeye bu işin havale edilmesini de doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Orası özgün bir şekilde Hacı Bektaş Belediyesi ile Alevi kurumlarıyla birlikte ortaklaşa meydana getirmeli yapılmalıdır. Kimliklere e, damgası vuran, damgasını vuran başka bir olay da e, misafir kartlarıydı. Çünkü Hacı Bektaş'ta dolaşırken e, hele ilk gün yani 15 Ağustos günü yani Kültür Bakanlığı'nın etkinlik yaptığı gün Birçok insanı boğazında böyle bir kartla dolaştıklarını gördük ve onların hepsinde misafir diye yazıyordu. Yani bunlar Türkiye'nin birçok yerinden otobüs kaldırmışlar, valilikler ve valiliklerin desteklediği kurumlar, o işte Kültür Bakanı'na birlikte hareket eden kurumlar. Ama daha çok valiklerin ve kaymakamlıkların etkin olduklarını biliyor. çünkü kimin muhtalıkları da seferber etmişler bu konuda valiler. Bu oraya gelen kişilerin tamamı zapt altına alınmış, hepsinin böyle kaydı kuydu tutulmuş ve onların hepsine buna fişlenmiş bir yerindeyse hepsinin TC kimlik numaraları alınmış bunlar ve bunlara da kart e, boyunlarına kart asılmış ve demiş ki bu kartı çıkartmayacaksınız çünkü bu kartı çıkartırsanız e, yemek yiyemezsiniz, konaklayamazsınız efendime söyleyeyim etkinliklere katılamazsınız. Şimdi bu büyük tepkilere neden oldu. Çünkü Alevi toplumu oranın misafiri değil. Alivi e, Alevi toplumu orada ev sahibiydi ve her zaman da Alevi toplumu serçesmesi olan bir inanç ibadet merkezi olan e, Hacı Bektaş da ev sahibidir, misafir değildir. Orada bir misafir varsa o da bizzat Kültür Bakanlığı'nın kendisidir misafir olan e, ve Kültür Bakanlığı'na bağlı e, Alevi Bektaş Kültür ve Cemevi Başkanı ve onun bürokratlarıdır misafir olan. Alevi toplumu oranın misafiri değildir. Fakat vatandaş tabii bütün bu içerikleri bilmediği için kendileri de böyle yapacaksınız deyince öyle yapmışlar. Netice itibariyle Alevi kurumları bu konudaki itirazlarını dile getirince birçok kişi o kartları çıkartıp e, boyunlarından çıkarttılar. Cebine koydular filan ya da çantalarına koydular. E, bu e, kartlar e, etkinlikler boyunca e, bu etkinliklere damgasını vuran bir fişleme olarak değerlendirildi. Kimisi Pürsan'ın boynuna asılan yağlı urgan, bu sizin boynunuza asılmıştır dedi. Kimisi Aleviliği idam ediliyor. Şimdi bu benzetme yaparak işte Aleviliğin idam ver fermanı Cemil Başkanlığı yapıldı. Bu da boynunuzdaki de işte o yağlı urgandır. Benzetmeleri de yapıldı. Ama benim de bireysel olarak çok yanlış gördüğüm, Alevi toplumun asla bu şekilde damgalanmayacağını, asla boyunlarında bir misafir kartıyla Hacı Bektaş'la dolaşmalarının uygun olmayacağını biz de orada bizzat gördük ve itirazlarımızı yaptık. Evet, etkinliklerdeki konuşmaları biraz değerlendirmek gerekiyor. Esasında bu sene çok dikkat çekti. Kamuoyunda da tartışılıyor gördüğümüz kadarıyla. Bunun bir sebebi var. Çünkü eskiden bu etkinliklerdeki protokol konuşmaları dediğimiz konuşmalar, alanlarda yapılmıyordu. Yani en azından 4-5 yıldır böyle daha öncesinde hep alanlarda yapılırdı. Yani Süleyman Demirel'in de gelip o alanda konuşulduğunu, konuştuğunu, protesto edildiklerini falan biliyoruz biz. Bülent Ecevit'in gelip orada konuştuğunu, Ahmet Necdet Sezer'in orada konuştuğunu. Ya bütün bunların hepsine biz tanık olduk. Bunların hepsini biliyoruz. Şimdi e ama son 4-5 yıldır bu etkinlikler Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'ne hapsediliyordu ve dolayısıyla vatandaş aslında ne olup ne bittiğini, kimin ne söylediğini de çok fark etmiyordu eğer haberleri de takip etmiyorsan. Şimdi bu sene doğru olan yapıldı ve daha öncesinde olduğu gibi bu konuşmalar meydana taşındı ve meydanda yapıldı. Oradaki kurulan sahnede bu konuşmalar yapıldı ve eskiden sadece... Ana muhalefet partisi lideri ya da bakan gelirse onlar, Cumhurbaşkanı gelirse onlar konuşuyordu. Bu da biraz oranın CHP'li belediye olmasından kaynaklı başkasını konuşturmak istememe gibi bir niyetine bahane ürettiği bir Konuydu aslında. E, bu sene biliyorsunuz Hacı Bektaş'ta bağımsız belediye başkanı var Ali Kayım Hoca. Ve Ali ile birlikte bu mesele değişti ve denildi ki e, buraya gelen, mecliste bulunan siyasi parti liderlerin hepsi konuşabilir. Ve dolayısıyla e, Erkan Baş da bu sene konuştu. E, Dem Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan da bu sene konuştu. E, saygı gereği Kemal Kılıçdaroğlu'na da konuşma verildi. Ee, Ekrem İmamoğlu zaten artık bu etkinliklerin bir ortağı, o da e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak konuştu ve tabii ki de CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuştu. Şimdi konuşmalara baktığımızda hem de kamuoyunda nasıl değerlendirildiğini biraz izledik. Konuşmalardan sonra ben yine bir gün daha oradaydım Hacı Bektaş'ta, vatandaşla da e, konuştuk nasıl buldunuz falan diye. Diğer taraftan da e, insanlarla da e, sosyal medya üzerinden e, yapılan değerlendirmelere de baktık. Şimdi açıkçası Ekrem Yamoğlu biraz Hacı Bektaş ilçesine yapmış olduğu hizmetlerden bahsetti ve Hacı Bektaş felsefesinden ifade eden cümleler kurdu. Bildiğimiz tarzıyla genel cümlelerdi tabii ki. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu birbirlerine gönderme yaptılar. Hani bu göndermeleri vatandaş çok farkında değil ama siyasetin içerisinde olan insanlar bu göndermeleri ne anlama geldiklerini biliyorlar. Ee, hani diğer şeylere tabii ki de değindiler ama göndermeler de bulundular. Ee, Ali bir kurumları adına e, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan geçmez konuştu. Ercan geçmez'in konuşması e, iyi konuşmacı konuşmalar arasında değerlendirilmişti hep. Yani etkinliklerdeki görüştüğüm insanlar tarafından. tabi sebebi şu, zaten Ercan Başkan iyi bir konuşmacıdır, ayrı bir konu ama diğer taraftan da Alevi kurumlarının ortak sesini orada dile getirdi. Bütün o etkinliğin ortağı olan, o etkinlikte rol olan Alevi kurumlarının adına ortak bir konuşma yaptı yaptı ve onlarca hazırlanan o ortak metni dile getirdi. Dolayısıyla Ercan Geçmez'in konuşması zaten Alevi toplumunun sesiydi. Alevi kurumlarının sesiydi. O nedenle de iyi bir konuşmaydı. Burada Erkan Baş daha çok biraz laiklik üzerinden vurgular yaparak konuştu ve laik demokratik bir ülke mücadelesini öne çıkarttı. Şimdi Dem Parti Genel Başkanı Hacı Bektaş da ilk defa aslında söz kuruyor. Daha önce hiçbir etkinlikte zaten konuşturulmadığı gibi bu fırsatlar da yakala, yakalanamıyordu. HDP sürecinde de bu böyleydi. Ziyaretler yapılırdı ve ilk defa bu sene konuşma imkanı buldu ve izlediğim şu, gördüğüm de şu ki e, açık ara en iyi konuşma olarak hani Ercan geçmez de ikisinin konuşması Tuncer Bakıran'ın konuşması açık ara en iyi konuşmaları olarak not edilmiş her tarafta. E, Ercan Geçmez'in konuşması tabii dediğim gibi Alevi Kurumu'nun zaten sesi o. Hani onun o iyi bir konuşma olması gayet doğal. Ee, Tuncer Bakıran'ın özellikle iki konu ya vurgu yapması e, Alevi Koy kamuoyunda çok dikkat çekmiş. Ve bu konuyla ilgili özellikle, cemevi başkanlarından beni arayanlar oldu. Bunlardan birisi kayyum meselesi. Yani Kürtlerin aslında, aslında yaşadığı kayyum meselesinin ilk önce Aleviler üzerinde uygulandığını ve Hacı Bektaş dergahına, ilk kayyumun Hacı Bektaş dergahına atıldığını 1800'lü yıllardaki ki işte 2. Mahmut dönemindeki Hacı Bektaş dergahına nakşilere teslim edilmesi meselesini biraz anlat. Bu örneklemeyle aslında Hacı Bektaş dergahına 1826-1836 yıllar arasından akşilerin atanmasıyla birlikte ilk kayyum denemesinin de burada yapıldığını ifade etti. Bununla birlikte de Ali Alevi toplumu nasıl bu kayyumlara karşı direndiyse biz de Kürt halkı olarak aynı direnişi sergileyeceğiz. Asla bu kayyumlara teslim olmayacağız dedi ve aslında Alevilerle Kürtlerin ortak kaderi noktasında bir önemli bir tespitte bulundu. Diğer tespit daha da çarpıcıydı koruculuk sistemi e, korucular e, Kürt halkı içerisinde e, Kürtlerin vermiş olduğu bu demokratik mücadeleyi kırmak için e, kendi devletin kendi yarattığı Kürtler e, aslında e, bunların bir kolu kuvveti şeklinde çalıştırılması işe alınması, maaş bağlanması e, kendilerine bir silah verilmesi üzerine kurulu bir e, sistem, koruculuk sistemi e, Tuncer Bakıran bu e, kültür ve cemevi başkanlığı üzerinden işe alınan e, ve maaş bağlanan dedeleri korucu e, o tanımlaması yaptı. Bu tanımlama Ali hani, toplumuna çok çarpıcı ve çok e, aslında ilginç ve hoşuna da giden e, bir e, tanımlama olmuş. Çünkü dediler ki evet cuk oturdu. Bu koruculuk meselesi e, oldukça e, çarpıcı bulundu çünkü e, Kürt halkı üzerinde işte işbirlikçiliği dayatmasını koruculuk üzerinden yapıyorlar. Bu dedelerin maaşa bağlanması ve Kültür Bakanlığı memuru hane dönüştürülmesi de Alevi toplumuna yönelik bir koruculuk sistemine olduğu ifadesi Tuncer Bakan tarafından yapıldı konuşmasında ve bu tanımlamada Alevi toplumu tarafından son derece çarpıcı ve önemli bir benzetme olarak alındı ve e, tam dediler yerine oturmuş. Yani bunu gördüler. E, bu anlamıyla Tuncer Bakran'ın konuşması halk tarafından da son derece e, olumlu görüldü ve beğenildi. Şimdi burada siyasilerin öne çıkma meselesine e, değiniyorlar. Aslında bunu şöyle olumlu değerlendirmek gerekiyor. En nihayetinde Alevi toplumunun sorunu siyasaldır. Çünkü bütün bu talepleri ve gasp edilen haklarının hepsi tamamı siyasi sebeplerledir. Yani siyaset kurumu tarafından yapılmıştır. İktidar bir siyaset kurumudur çünkü. O nedenle siyasilerin Alevi toplumunun taleplerini benimsemesi, onları kürsülerden dile getirmesi Alevi toplumunun bir kazanımıdır. Onun için de Hacı Bektaş anma etkinliklerinde kürsüye çıkan bütün siyasetçilerin tamamı Alevi topluluğunun taleplerini sahiplendiler, farklı cümleler kurdular, farklı örnekler verdiler ama bu talepleri savunan yerden konuşmalar yaptılar. Bu da Alevi kurumlarının bir başarısıdır ve bu bunlar da e, her yılda bu siyasilere söz verme zaten yapılıyordu yani bu yeni yapılan bir şey değil ilk defa da olmuyor. Dediğim gibi daha önce kültür merkezine hapsedildiği için insanlar bunun farkında değildi ama bu sene çok açık alanda olduğu için etkinliklere damgasını vuran konuşmalar meydana geldi. Bunları gördük ama en nihayetinde etkinlikler oldukça anlamlıydı, güzeldi, halk mutluydu, gelen insanlar yine... Roman halkı oradaydı. Bağlıklarını bildirdiler. Ee, halkın, e, oradaki esnafların ve yerel halkın romanlara yönelik şikayetleri yeni değil, yıllardır yapılıyor. Ee, özellikle hijyen, temizlik anlamındaki sorunlar, sıkıntılar, çevreyle olan o anlamdaki bağları da biraz orada eleştiriliyor ama bunlara çözüm bulmak, o insanların oraya gelişini yasaklamak da olmaz ya da engellemekle olmaz. Bunların varınabilecekleri e, alanların oluşturulması gerekiyor. Orada eskiden olduğu gibi çadır kentler kuruluyordu, şimdi konteyner kentler kurulabilir. Bunlara da çözüm bulunması gerekiyor. Ee, Ali Kayyum e, bir e, rahatsızlığı e, olduğu ifade ediliyor. E, umarız en kısa sürede iyileşir, sağlığına kavuşur ve e, Hacı Bektaş'ı bağımsız belediye başkanı olarak e, yönetmeye devam eder. Alevi kurumlarıyla birlikte ve demokratik kurumlarla birlikte ortaklaşarak e, bu süreci e, tamamlar e, diye umut ediyoruz ve Hızır e, Hünkar e, cümlemizin yar ve yardımcısı olsun diyoruz.